Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın abonesi başka takım taraftarları hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de gündem yoğun ve bu yoğunluğun içerisinde daha önce de adını andığımız Cengiz Ünder gün sosyal medyanın gündeminde. Şimdi Fenerbahçe'miz Marsilya'da daha forma giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başlamış. Bu temasları da birileri belirtmiş. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe marşıyla forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. 26 yaşındaki Cengiz çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanatta 10 numarada da görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun çok gönlünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki Cengiz geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkıp 5 gol 6 asist kaydetti. Dakika bazına da bakmak lazım. 14 Temmuz 97 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1.73 boyundaki milli futbolcunun sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli takımda 49 resmi maçta görev alan Cengiz 16 gol kaydetmiştir ki çok eleştirmemize rağmen. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giymektedir. Şimdi değerli arkadaşlar hani insana bildiğini anlatmak biraz e, küfür eder gibi oluyor değil mi? Yani size ben bildiğiniz şeyleri anlatınca küfür etmişim gibi oluyor. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Küfür etmiş gibi oluyorum. Şimdi Cengiz'in takımı şu, yeni takımı belli oldu falan filan. Bunlar da ayrı bir küfür. Yani bunlar çok başka bir küfür. Önce şunu belirteyim. Cengiz iyi bir Fenerbahçeli. Normal hayatında Normal hayatında Cengiz iyi bir Fenerbahçeli. Fakat normal hayatında ben de iyi bir Fenerbahçeliyim. Fakat Fenerbahçe'de oynamıyorum. Şimdi ilk teklifi sundu. Şu ana kadar 8 futbolcu katıldı. 8 artı 3. 8 artı 3 gerçekten çok enteresan bir olay. Şimdi Fenerbahçe taraftarının ya da Galatasaray Beşiktaş taraftarının içinden çıkamadığı bir olay. Şu dünya yıldızlarını alalım. Paramız mı yok alalım alalım. Alalım almasına ama 3 tane Türk'ü çıkarın söyleyin. Ya onu da teknik direktör bilsin. Siz bilin. Bu seferlikte siz bilin onu da. Arkadaşlar ilk teklif yapıldı. Ve A-Spor'un haberine göre 8 artı 2 bon servis ücreti önerilmiş. Bu doğru değil. 8 artı 2 doğru değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, geçtiğimiz sezonun başında 8.4 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu diyor. Edin yeniden Roma ile birlikte 3 sezon geçirdi. 57 hani Edin 57 gol 31 asist yaptı. Cengiz 17 gol 12 asistlik katkı sağladı diye. Zaten Edin Dzeko Roma'dayken Cengo'ya bayılıyorum demişti. Harika bir oyuncu çok genç şu anda. Bence İtalya onun gelişmesine çok yardımcı olacak. Kaliteli futbolcu İtalyan futbolunu öğreniyor. Dil öğreniyor. Sahip olduğu yeteneği ilerleyen zamanlarda göstermeye devam edecek. Ee, yani kaliteli bir oyuncu olduğunu duymuştum falan filan diye bahsetmiştim. Uzun uzun diye 2 saat anlatmayayım. Ben şunu söyleyeyim. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Transfer market değeri 20 milyon euro olan bir isimden bahsediyorsun. 26 yaşına yeni girdi. 14 Temmuz doğumlu. Şimdi bana gelen duyumları ben size aktardım. Hatırlatayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Hatırlatayım. Bu arada 69 toplam lig bir maçında 15 gol 7 asist yapmış. 4702 dakika. Cengiz Ünder için biz kulübüne daha önce bir temasta bulunduk. Kulübü ne kadar bonservis verebilirsiniz dedi. Ee, biz maksimum 4,5 verebileceğimizi söyledik. Maksimum 4,5 milyon euro verebileceğimizi söyledik. Kulübü de o halde futbolcuda görüşün dedi. Bakın orada 46 resmi maçı da buldum. 2924 dakika arkadaşlar. Yaklaşık 33 33 maç diyelim. 5 gol 6 asist. Çok iyi mi? Bence çok iyi değil. Ama Şampiyonlar Ligi'nde vesaire oynadığında düşünürsek mantıklı. Orta sahanın sağında 6 maç. Sağ atakta 6 maç. 10 numara pozisyonda 27 maç arkadaşlar. Yani Cengiz 10 numara pozisyonda da oynamış 27 maç. O yüzden bu gol asist sayısı biraz tuhaf gelmesin size. 4,5 milyon euroya okey demiştik. Kulübü sonradan bu 4,5'u biraz 6,5'a çekmeye çalıştım. Sonraki satıştan pay koydurmaya çalıştı. Biz muhtemelen bir şekilde anlaşmışızdır kulübüyle. Yani fiyat olarak anlaşmışızdır. Ama Cengiz Türkiye'ye gelmek istiyor mudur? İşte orası soru işareti. İyi de hocam videonun başında dedin ki Fenerbahçeli. Fenerbahçeli ise gelir. İşte o işler öyle olmuyor usta. Hocam Cengiz Ünder gelse aklına ilk ne gelir? Emre Mor gelir. Aklıma ilk Emre Mor gelir. Cengiz, Emre Mor, Dortingen'in Mortingen'i garantiledim. Sağ bekte Ferdi var. O sahi var ama Ferdi daha az olduğu için iki tane Türk'ün hazır. Kalede de Altay e, İrfan'la devam edilecekse 3 Türk'ün hazır. Orta sahaya al dünyaca ünlü bir yıldız. Basit. Tadiç merkezde oynar. Tadiç sağda oynar. Emre, e, Emre Mor şey, Cengiz Ünder sağda oynar. Onda oynar. Solda Kent oynar. Şimdilik e, hani gözüktüğü kadarıyla söylüyorum. Almak istediğim bir sol kanat ya da sağ kanat oyuncusu var. Cengiz'i sağ alırsan sol kanada almak istediğin as oyuncu oynar. Kent onu yedekler. Rossi'yi gönderirsin. Yani alternatifin çok olur. Ama Cengiz Türkiye'ye gelmek istemiyor diye daha geceki yayında da söyledim ama sabahında hemen açıklamalar yapılmış. Bu ikinci video arkadaşlar buçuktaki videodan sonra. 18 ya da 16 18.30'da artık yetişmesine bağlı videonun yüklenmesine. Siz bunu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. 23'te yine canlı yayın yapalım mı bilmiyorum ama kanala sanki bayağı katkısı oluyor gibi ya. Yani e, şu an itibariyle 31.341 abone gözüküyor videoyu çektiğim anda. Yani herhalde her gün canlı yayın yapsak şura yaz bitimine 50.000 falan olacak inşallah. Siz abone olun yeter ben yaparım yani sıkıntı değil. Fenerbahçe'den Milot Rashida misillemesi. Bakın habere bir bakın. Baştan sona çamur kokan habere bakın. Fenerbahçe transfer piyasasında Galatasaray'ı geride bırakarak eski yıldızı Milot Rashida'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bakın. Yani Kaynak Le de Admin adlı Fransız sitesi. Nasıl bir siteymiş lan? Norwich ile pazarlıklarını hızlandıran Sarı Kulübü bu hedefe ulaşmak için 8 milyon euroluk cazip bir teklif sundu. Tabi dünyada sadece Milot Rashida kaldığı için 8 milyon euro daha sunmamız gayet normal. Ben şunu söyleyeyim. 8 Milot Rashida diyorum Fenerbahçe forma şey, Fenerbahçe formasına benzer formalı şeyini koyuyorlar ya. Şimdi 8,5 milyon euro transfer market değeri var. Norwich şampiyonşip takımı yani ikincilik 27 yaşındaki Kosovalı oyuncudan bahsediyoruz. Pırpır pır bir oyuncu mu? Pırpır pır bir oyuncu. Eder mi? O biraz zor. Werder Bremen'de de oynamış, Vitesse'de de, de oynamış. Yani Hollanda'da, Kosova'da, İngiltere'de, Türkiye'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nde 1701 dakikada 4 gol 7 asist. Bence fena sayılmayacak bir istatistik. Hani denenmişi denemek gibi bir şey. Ama 8 milyon euro olayı doğru değil. Fenerbahçe rövanş istiyor. Zaha'yı kaptırdı falan filan Inter Milan. Ben size Zaha'yla ilgili bir şey anlatacaktım. Zaha'nın resmi sözleşme imzalamasını bekledim. Şimdi anlatabilirim. Ama bir son dakika introsu vereyim. Şimdi üyelere verdiğim duyumun aynısını size de veriyorum. Sercan Hamzoğlu hani dedi ya. Işte, e, Zaha'nın menajeri abisi aradı. Crystal Palace bize 8 milyon sterlin teklif ediyor. Siz üstüne çıkın ki anlaşalım dedi. Yok 6 milyon sterlin özür dilerim. 6 milyon sterlin teklif ediyor. Üstüne çıkın ki anlaşalım demiş ya hani. Hani demiş ya hani. Arkadaşlar bu olayın gerçeğini ben size aktarıyorum. Zaha'nın abisi arıyor Ali Koç. Diyor ki bize Galatasaray yıllık 6 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. <laughs> Yaklaşık 6 milyon sterlinlikte imza parası teklifinde bulundu. İyi de hocam Galatasaray'ın kapa yaptığı açıklama hiç öyle değil. Yani ona kalırsa Hitler de hiç kimseyi öldürmedi mesela. Hiç kimseye kıyım yapmadı. Tabi da nükleer bomba şey yapmadı. Birilerini öldürmedi. Ya Amerika'da çok masum bir ülke. Sadece barış getiriyor tabi. Hepsi aynı. Tabii. Şu anda da Elif Buse Araç'ın özel haberine göre özel. Bugün 25 Temmuz 2023. O da bu ara bunu çok yapmaya başladı. Beni engellemiş niyeyse. Her şeyin başına özel konulmaz ki ya. Özel. Bugün 25 Temmuz 2023. Salı. Ona ilk defa görenler beğensin. Neyse. Zaha'nın menajeri arıyor. Diyor ki böyle böyle. Ali da diyor ki bana 24 saat verin. İnşallah bir gün bunu kulüp açıklar. Sonra dersiniz ki ulan hocam helal olsun. Bir tek sen açıkladın bunu. Ali Koç Crystal Palace kulübüyle direkt bağlantı kuruyor. Sizden bir şey rica ediyorum. Biz Zaha'yı almak üzereyiz. Ve sizin hani uzatmama teklifiniz vesaire düşünüldüğü zaman bize Zaha'nın detaylı sakatlık raporunu gösterir misiniz? Gönderir misiniz? diyor. Kabul ediyorlar. Crystal Palace Zaha'nın detaylı <laughs> sağlık raporlarını Fenerbahçe'ye iletiyor. Raporda zaha sakat 3-4 aya kadar sakat kalabilir o rapora göre. Haziran ayının raporu. 3-4 aya kadar yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar sakat kalabilir. En erken Ağustos Ağustos bitimi en erken. Neyse o yine bize alakadar etmez. Gösterdiği kulüp doktorları ve kendi hastanesinin doktorları aynen şunu söylüyor. Bu adamın en önemli özelliği ne? Dripling. Bu adam kasık sakatlığı yaşadı. Akabinde tekrar yaşadı. Hamstring, kasık sakatlığı bunlar basit şeyler değil. Yüzde şu kadar demek istemiyoruz ama %90 üstünde bu adam bu sakatlığı tekrar yaşayıp futbol kariyeri dahi bitebilir. Kasıkta yırtık oluşup sezonu kapatabilir. Bu adamı alırsanız büyük ihtimalle bu sakatlık sezonun içerisinde belki de defalarca nüks bir sakatlık. Hani almamanızı öneririz diyorlar. 24 saat içerisinde. Ali Koç da Cuma günü 24 saatte olunca arayıp menajerine diyor ki. Biz transferden çekiliyoruz yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyor hem Zaha'ya hem menajerine teşekkür ediyor. Biz bu rakamlara çıkamayız diye. Zaha'nın ve menajerinin karakteri şerefi haysiyeti varsa çıkar. Anlatırlar açık açık. Karakteri şerefli insanlarsa açık açık anlatırlar ama. 07 yaş korabı gibi yok bu kadar kupayı bir arada görmemiştim falan filan. Lan geldiğin yer Crystal Palace. Yani Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım değil. Ve ben hep şu soruyu sormuştum. Madem biz sakatlığından haberdardık. Niye bu kadar uğraştık diye. Arkadaşlar bize şu söylenmiş hep. Sakatlığım geçti, geçiyor, geçmek üzere. Bakın saha çalışmalarına başladım. Hani insanı kandırır gibi videolar. Ve biz detaylı sağlık kontrollerinden geçirelim dediğimizde hep yan çizmiş. Aslında bu da biraz şey İnşallah e, bu sakatlığı doğrudur. Galatasaray'ın elinde patlar. Çünkü çok fazla atıp tuttular. Ben Rashida konusuna da gelecek olsam Rashida'ya bizim teklifimiz 3.5-4'tür. 3.5-4'e de Rashida'yı vereceklerini zannetmiyorum. Bakın burada subliminal bir duyum var mesela. Yani üye değilseniz bilin. 3.5-4'e de vereceklerini zannetmiyorum. O yüzden geçiniz. Ha şunu söyleyeyim. Tübiyesi mi? Değil. Kötü bir isim değil. Ligide biliyor. iş yapacak isim. Kabul. Fenerbahçe'de çok daha iyi iş yapar. Kabul. Ama bu paraya bize vermezler. Ama bizim hedefimiz de başka. Mesela Cengiz Ünder mi? Raşid ama. Cengiz çok bencil. Türk. Raşida Türk olsaydı, Cengiz yabancı olsaydı, ikisini de dört 4.5'a alma imkanımız olsaydı Raşida derdim. Türk olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Türk demişken Fenerbahçe'den yerli transfer için flaş hamle Zeki Çelik. Şimdi bana bunu hepinizin söylemesi lazım. Hocam sen nasıl bir adamsın? Yani kafana kimi koyarsan yıllar önce de söylesen bir şekilde bizimden adanılıyor diye. Şimdi Fenerbahçe yerli konusunda Mehmet Zeki Çelik'i gündemine aldı. Hem Zeki hem Çelik. Tam Atatürk'ün istediği gibi futbolcu. Yani ben futbolcunun Zeki Çevikli'sini ister diyor. Yani Zeki Çelik bir de sonra dahilaklı ahlaklı olsaydı mı Tam Atatürk'ün istediği futbolcu. O arkadaşı İstanbul Spor'dayken ben Fenerbahçe yönetimine yalvardım. Tüm kaynaklarıma söyledim. Bu çocuk cevher. Alın. Yeni Gökhan Gönül olur. Alın. Alın. Hatta <laughs> bu ekranlarda da söyledim. Alga geçtiler. İkincilik topçusunu bu kadar övdün diye. A, A sporuna birine göre Fenerbahçe Zeki Çelik'in şartlarını İtalyan kulübüne sordu. 26 yaşındaki milli sabit geçtiğimiz sezon başında Lille'den Roma'ya 7 milyon euroya transfer oldu. Final oynadı. Roma formasıyla geçtiğimiz yıl 34 resmi maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Roma'nın da değişilmez isimlerinden biri oldu. Bakın Roma. Değişilmez isim. Kariyerine Bursa Spor altyapısına başlıyor. İstanbulspor, Spor, Lille ve Roma formaları giyiyor. Kariyeri boyunca 281 resmi maç. 11 gol 16 asist. Kariyerinde Lig 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. 4 yıllık anlaşmaya varmış Fenerbahçe. Ama Roma kulübüyle görüşmelere başlamış. Arkadaşlar Fenerbahçe'mizin teklifi 4 milyon euro artı bonuslar. 4 milyon euro artı bonuslar. Ama kulübü biraz kabul etmiyor. Arttırabildiği kadar arttırmaya çalışıyor. 38 Türk milli maçında 2 golü var. Şimdi Zeki Çelik eğer Fenerbahçe'ye gelirse ne olur? Köplenir. Yerin dibine sokulur. Bunları geçin. Bunları geçin. Bakın arkadaşlar. Bu arada Bursa Spor bir sonraki satıştan %50 pay aldı. 3.750'ye geçmişti. Ile. Aynen. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar. Zeki Çeliği alırsan sağ bekine milli takımın sağ bekini koyarsın. Sol bekine Ferdi Kadolun'u koyarsın. Sağ açığa da Cengiz'i mi koyuyorsun? Emre Mor'u mu koyuyorsun? 3 Türk'ün hazır. Kalede de değişim yapabiliyorsun. Aslında bana hep bunu soruyorlar. Hocam ne, neden bu kadar değişim oluyor? Yani bir Livakovic diyoruz. Bir Cengiz Ünder diyoruz. Bir Mehmet Zeki Çelik diyoruz. Arkadaşlar Zeki Çelik'i aldık. Cengiz'i de aldık. Livakovic'i alırız. %100 Bak Zeki Çelik, Cengiz %100 Livakovic'i alırız. %100 Zeki ya da Cengiz'den birini alamadık ama birini aldık. Altay İrfan devam. Kararı takdir size bırakıyorum. Şimdi Mert Müldür. Mert Müldür. Anadan, atadan Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Yolu bahtı açık olsun. Tabii ki de Galatasaray'a gidebilir. Trabzonspor'a da gidebilir. Trabzonspor gidebilir Beşiktaş'a da gidebilir. Hepsine gidebilir. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Fenerbahçe sağ sağlığıyla ve oyuncuyla şartlarda anlaşıyor. Ancak Türkiye Ligi'nin en kirli takımlarından Galatasaray'ın geçmişi ne kadar kirle dolu? Açıklamalardan, sosyal medyadan, kitaplarda bile yazılan şeylerden biz biliyoruz. Günümüzde de biliyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da yine bileceğiz. Fenerbahçe'nin görüştüğü futbolcuya gidip arka kapıdan dolaşıp teklif götürmek hani umurgasızlık diyorlar. Hani şekilde bizim Galatasaraylılara da yaptığımızı söylüyorlar. Ben Ali Koç'a söylüyorum. Galatasaray kimle ilgileniyorsa gidin aynı omurgasızlığın beterini yapın. Böyle olmaz, böyle olur deyin. E Fenerbahçe konuşuyor, anlaşıyor. Futbolcudan anlaşıyor ama Türkiye'den bir kulüp hem İtalyan kulübüne yüksek bonservis hem de Mert'in menajerine yüksek komisyon teklif ediyor. Elif Buse Araç'ın haberi. Özel. Mert de tercihine sadece Fenerbahçe'den yan olacağını söyleyip teklif ediyor. Şimdi Dün de Galatasaray Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı demişti Yağız Sabuncuoğlu. Doğru. Ahmet Selim Kul Galatasaray Mert Müldür'e çok ciddi transfer teklifinde bulundu yazmıştı. Doğru. Şimdi Mert Müldür'ün temsilcisi hani Türk takımlarını açız. Hani ben şu takıma gideceğim bu takıma gideceğim diye bir görüşü yok diye belirtiyor. Volkan Demir de aksine diyor ki e yani Mert Müldür transferinde olumsuz hiçbir durum yok. Fenerbahçe oyuncuyu kısa bir süre içerisinde kadroya katacak diyor. Ortalık 56. Ben şunu söyleyeyim. Mert Müldür'ün gelme ihtimali Mehmet Zeki Çelik'in gelme ihtimalinden 150 kat daha yüksek. Mehmet Zeki Çelik'ten istedikleri bonservis bedelini duysanız sen bu kadar eder misin dersiniz. Hocam oyuncuyu bir tek öven sen varsın. Sence eder mi etmez. Çift yüksek şey imkansız. Akabinde ben size başka bir şey söyleyeyim. Biz Mert Müldür transferinde teklifimizi sunduk. Geri çekildik. Bakın aynısını Zaha'da da yaptık. Sonra Galatasaray'da gidebilir. Bak dediğim gibi yani bu transfer çalımı bilmem ne çalımı istediği çalım olsun. istediği yere gidebilir. Mert Müldür'de kafada soru işareti şu. Oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 3 maça çıktı. Sakatlıktan nasıl döndü bilinmiyor. Bu oyuncuya 2,5 milyon euro'dan fazla para verilmez. 2,5 milyon euro da geçmişindeki şeyden dolayı. Hani gösterdiği katkıdan, kariyer şeyinden dolayı. Ve aynı şekilde de... Mehmet Çekirçelik'e çift taneler verilmez. Bu paralar olmaz diye. Osayi Samuel gidecek olsa... Osayi Samuel 15'e gidecek olsa... Mehmet Çekirçelik'e 7 verseler... 7 deseler anında alınır. Çok da güzel alınır. Alıngan bir arkadaş olur. Ama... Ortada tam olarak böyle bir olay yok arkadaşlar. Osayi Samuel. Osayi kampın başından beri İsmail Kartal didik 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 ediyor arkadaşlar. Didik didik her şeyini didik didik ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Osayi Samuel'den memnun kaldı İsmail Kartal. Bu sene takımın önemli bir parçası olur dedi. Oyuncunun takımda kalması yönünde görüş bildirdi. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız İsmail Kartal Osayi kilit rolde diyor, rakibin hızlı ataklarında süpürür diyor, kanatlan gelir, e, stoperler yavaşlık gösterse bile önüne geçer, takımı önde koğuşlandırırım ve e, o sahayden faydalanabilirim diyor. Hatta o sayının hızlı bindirmelerinin de işe yarayacağını söylüyor. Yani uzun lafın kısası bir çırpıda o vazgeçilmek istenilmiyor ama tabii şu da olabilir. Yani 10 milyon euro, 12 milyon euro beklettiğimiz o, belki o kadara çıkmamışlardır. Onu da değerlendirmek olabilir. Yani ee, takımın boyu kısalacak, seni önde tutacak, ofansif bir plan gibi bir olay bu sahip. Julman için arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim, Letçe ja Pedro'yu istiyordu ama ja Pedro'nun maaşını duyduktan sonra biz bunu veremeyiz dedim. Hani biz Julman için. Pedro'dan hariç bir teklif sunduk. Beklemedeyiz. Yarın bir gün olumlu bir haber gelirse hocam hani ne olduydu deme. Da söyleyeyim. Nikola Dominguez. Arkadaşlar Nikola Dominguez'i Galatasaray alabilir. Biz transferde teklifimizi sunduk. Kulüp, oyuncunun kulübü bizden yüksek para almak uğruna ikinci kaptanlıktan birinci kaptanlığa falan getirdi. Hani oyuncuyu almak için elinden geleni yaptı şey oyuncuyu vermemek için elinden geleni yaptı. Biz de hani Mario Branco'nun sportif direktörümüz Mario Branco'nun bütün telkinlerine dikkate alarak oyuncuya son teklifimizi verdik. Geri çekildik. Hani ne diyorsanız buyurun dedik. Bilginiz olsun. Mergim Vojvoda Fenerbahçe bu arkadaştan ilgileniyormuş. Hangi Fenerbahçe? Pesteki Fenerbahçe mi? Gerçek hayattaki Fenerbahçe ilgilenmiyordu. O yüzden söylüyorum. 28 yaşındaki Sabek 254 maç Kosovalı falan filan. Arkadaşlar bu arkadaş külliyen yalan. Bu arkadaşı yazan arkadaşlara da diyorum ki kanıtlayın. Külliyen yalan. Normal yalan değil. Hocam bize hissi bir şey söyle. İçinden geçen bir şey söyle. şimdiden tatil yapmak geçiyor. Antalya'da böyle olabilir. 16. Ha şey futbolcuna ilgili. İçimden geçen Cengiz Ünder zannetmiyorum ya. Ben olacağını hani hissi olarak söylüyorum zannetmiyorum. Zeki Çelik'i de zannetmiyorum. Mert Müldüren'in de sonunda imzalayacak gibi geliyor. Hatta belki kulübüyle sözleşmesini fesh edip imzalayacak gibi geliyor. Raşid yani olmayacak. Zaha inşallah ciddi sakatlıklar yaşar. Galatasaray'ın yeni fal olur. O gitmeyeceğini düşünüyorum. Rulmant tamam, lan bu olacak gibi bir his var içimde ama. Cevap Pedro, Cevap Pedro'nun hala giden kapı gelmedi mi? Nikola Dominguez sanmıyorum. Türkiye'ye geleceğini çok sanmıyorum ama gelirse de benim için bir şeylik yok. Bojbo da yalan. Altay Vindram'a gideceğini düşünmüyorum. için geleceğini düşünmüyorum. Aktaracaklarım bu kadar. Sizden de ne? Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere.